Bilgi kanalından herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle aile destek başvurusu yapmayan arkadaşlarımız için bu başvuru nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Ve sıfırdan başlayacağız. Yani size bunun şartlarını da göstereceğim. Bundan mütevelli dikkatlice izlemenizi öneriyorum. Özellikle bana sorular geliyor bu konuda. Şu an biz başvuru yapmadık. Başvurumuzu gerçekleştirsek işleme alınır mı, incelemeye alınır mı diye. Şu anda başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun nazarında eğer başvurunuz olumlu sonuçlanmadıysa ve üzerinden 15 gün geçtiyse veya aile destek programı çıktığında siz bu başvuruyu yapamıyorsanız çünkü daha öncesinde 15 gün öncesinde başvuru yapmışsınızdır. 15 gün geçmemiştir o başvurun üzerinden. Bundan dolayı aile destek programına başvuru yapamamışsınızdır. Bundan dolayı da yine başvurunuzu şu an yapabilirsiniz. bunların cevaplandırdıktan sonra gel, şimdi gelin başlayalım. Öncelikle E-Devlet sistemine giriş yapıyoruz ve sağ üst kısımda bulunan giriş yap butonuna tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar burada TC'niz ve E-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Eğer E-Devlet şifrenizi unuttuysanız nasıl sıfırlayabileceğinizi anlatan videolarımız kanalımızda mevcuttur. Oradan da izleyip bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun yanında e-devlet şifreniz de yoksa nasıl alındığını gösterdik. Kanalımızdaki videodan bunu da izleyip bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi hemen sisteme giriş yapalım. Sisteme giriş yaptıktan sonra arkadaşlar karşımıza bir arama butonu geliyor. Bu arama butonuna sosyal yardım başvuru yazıyoruz. Zaten direkt karşımıza çıkmakta. Sosyal yardım başvuru hizmeti seçeneğine tıklıyoruz. Ardından burada Zaten bahsettiğim gibi 15 gün içerisinde başvuru yapmadıysanız veya herhangi bir süreci devam eden başvurunuz yok ise başvuru yapabiliyorsunuz. Aile destek programına da başvuru yapabilirsiniz. Bayram geçti, hala başvuru alınıyor mu diye sorular geliyor. Başvurunuzu yine yapabiliyorsunuz. Bunun için de aile destek programı başvuru şartlarını içinde buraya tıklayıp arkadaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki şartları okuyup bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada yeni güncellemeler mevcut bu konu hakkında. Burada alacağınız tutarları gösteriyor. Kişi başına düşen aylık geliriniz 450 TL altında ise 600 lira alacaksınız. 450 TL ve 910 lira arasında 550 TL alacaksınız. 910 ile 1372 TL arasında bunun altında 500 TL alacaksınız gibi burada çeşitli detaylar verilmiş. 450 ile 600 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle bu ödeme gerçekleştiriliyor. 12 aylık ödemenin döneminin son ödemesi 2023 Mayıs ayı için olup bu dönemin ödemesini takip eden Haziran ayı gerçekleştirilecek söz konusu destek programı sona erecektir. Yani buradan başvurunuzu bir an önce yapmanız gerekiyor diyebilirim. Burada bakın çeşitli hak sahiplerinin ve hanelerin sosyoekonomik durumlarında etkileyecek şekilde değişiklik olursa bu vakfın tespiti halinde bu yardım durduruluyor arkadaşlar. Ve sıkça sorulan sorulara da buradan göz atabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şeyler varsa bunu kendinizde burada görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bir sonraki videoda sizlere değineceğim. Şimdi başvurumuza devam edelim. Buradan yeni başvuru diyoruz. Yeni başvuru dedikten sonra buradaki aydınlatma metnini okuyup onaylamanız gerekmekte. Buradaki kutucukları işaretliyoruz. Kabul ve beyan ediyorum seçeneğine tıklayarak başvuru diyoruz. Ardından burada sizin iletişim bilgileriniz ve adresiniz çıkıyor. Eğer bunlar güncel değilse güncelleyebiliyorsunuz. Bu adreste mi ikamet ediyorsunuz diyor. Güncelse evet deyip işlemimize devam etmemiz gerekmekte. Karşımıza arkadaşlar başvuru ekranı çıkıyor. Bu başvuru ekranında aile destek programına başvurmak istiyor musunuz diye bir soru var. Bunu evet olarak işaretlememiz gerekiyor. Aynı haneden sadece bir kişi başvuru yapabilir. Yani diğer kişilerin başvuru yapması mümkün olmayacaktır. Yapsa da zaten hane bazı değerlendirilecektir bu başvurular. Kişi başına düşen gelir hesaba alınacaktır. Bu da bilginiz olsun. Buradaki soruları kendiniz cevaplıyorsunuz. İBAN numaranızı buraya girmeniz lazım. Size ait olması gerekiyor. Eğer size ait İBAN numarası yoksa burayı boş bırakıp geçebilirsiniz arkadaşlar. Ve buradaki soruları kendiniz yanıtlıyorsunuz en önemlisi çoğu kişi burada takılıyor. Kendiniz hariç yaşadığınız adreste kaç kişi var diye soruyor. Buradan evde 4 kişi yaşıyorsunuzdur sizinle beraber. Kendinizi saymadan 3 yapıyorsunuz ve diğer kişilerin TC'si, adı, soyadı ve kimlik, cep telefonu bilgilerini girerek geliri varsa evet, yoksa hayır deyip ekle diyorsunuz ve diğer iki kişiyi de ekliyorsunuz. Bu adımları da hallettikten sonra gerisini zaten kendiniz halledebilirsiniz. Burada ekonomik olarak bu süreçte bu adreste, yaşanılan adreste kronik hastalığa sahip birisi varsa halinizde bunları da mutlaka işaretlemeniz gerekmekte. Çok çok önemli arkadaşlar. Eğer varsa bu soruları da yanıtlayıp ihtiyaç ve talepleriniz kısmına aile destek programına başvurmak istiyorum. Şu 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 nedenlerden dolayı deyip devam edip başvurunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Ardından size kömür yardımı, kira yardımı vesaire çıkıyor. Bunu doğalgaz desteği istemiyorum işaretleyerek başvuru işleminize devam etmektesiniz. Ardından bunu onaylayıp başvurunuzu yolluyorsunuz arkadaşlar. Başvuru konusunda aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmına bana sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince çoğu yoruma cevap vermeye çalışıyoruz. Abone olup videoyu beğenirseniz de ufak bir desteğiniz olur bizim için. Kendinize iyi bakın. Umarım ihtiyacı olan herkes bu yardımlardan faydalanır. Hoşçakalın.